بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Kişilerden malum bulsa gerek. İlgere hazır ki eski bir hükümet bulgen hükümetinin payitahtıda bütün din bilen kureşkilgen hükümetinin payitahtıda Allah Subhanehu ve Teala'nın medeti bilen 20 ta memleketlerden ulemalar ve ularının başka vekilleri ve şu bütün cumhuriyetlerden Müslümanlarının alim vekilleri iştirak etken Saudiya Arabistanı'daki Camiatul İmam Muhammed ibn Suud camiası'daki bilen İslam merkezi ortasında uchrashuv shu yerdagi multaqoda ishtirok etishligini Alloh subhanahu va taolo nasib qildi. Mana bu joyda butun dunyodagi musulmonlar tarafidan bizi O'rta Osiyodagi musulmonlarga xususan bizning jami' madrasa masjididagi musulmonlarga hammalariga salomlarini yo'llashgan bo'ldi. Bu Andijon jami' madrasa masjidining ga alohida bir salomni yo'llab aytilinishligi sizlarga bir mujomala, bir murosa uchun aytib qo'yilayotgan so'z emas birodarlar. Andijon jami' madrasa masjididagi holatlarini hamma dunyodagi musulmonlar, agarchi bu yerda xatolarimiz ko'p bo'lsa ham, hozirgi vaqtdagi qo'llardan kelgancha İslomning haqiqiysini hayotiga tatbiq qilayotgan masjid deb tan olganliklarini o'z so'zlari bilan menga ifodalashdilar birodarlar. Allohu akbar. Alloh subhanahu va taoloning bir qudratini shu yerda bir doim bir Allohning qudrati hammamizga ma'lum bo'lsa ham bütün dinni yo'qotishlik uchun markaz bo'lib turgan joyda islomni qanday qilsak rivojlantiramiz ekan degan haqdagi o'tayotgan bahslarni ko'rib Allohning qudratini bir namoyon bo'lib turganligini guvohi bo'lib turdim birodarlar. Shu multaqo munosabati bilan shu yerdagi bahslarni eshitishlik ta'siri ostida Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan shu tarafdan ham bizga ham bir boshqa atrof ulamolarining qatorida bizga ham bir bahs topshirildi. Shu bahsni o'qib shu yerda o'qigan bo'ldik. Shu yerdagi o'tgan musulmonlarning qizg'in bir o'tgan suhbatini ta'siri ostida ikkita g'ayri din bo'lgan odamning islomni qabul qilib e'lon qilishdi. Alloh undan tashqari men shu yerdagi Saudiya Arabistonidagi Muhammad ibn Suud Imom Muhammad ibn Suud nomidagi jami'aning mudirlari ustoz Shayx Abdul Aziz Turki bu kishini qanchalik bir tadbirlik, qanchalik bir katta olimlardan ekanligi, juda ham bir makorimi axloq ekanligini men shu yerda bir guvohi bo'ldimki, bu kishi shu viloyatda shu multaqo uchrashuvini o'tkazishlikka u kishini Alloh muyassar qildi. Kelajakda bu multaqo musulmonlarning, yer yuzidagi musulmonlarning uchrashuvlari davom etishligini hammalari duo qilishdilar va bu multaqoni davom etishligiga hammalari qo'shilib gapirishligidan tashqari birodarlar, shu yerdagi Tatariston, Abxaziya, boshqa biz bilmagan Sibiriya shu tarafdagi musulmonlarning hammalari bir jo'shqin bo'lib gapirib, bu islomni
Nima uchun biz islom bunday haq bo'lgandan keyin bütün dünyada biz islomimizni e'lon qilmaymiz? Bizi islomimizda nima xijolat bo'ladigan narsamiz bor? Nima uchun tortinamiz hozirgi vaqtda deb shularni kuyib gapirganliklarini guvohi bo'ldim birodarlar. Shundan bizga ma'lum bo'ladiki, islomning rivojlanishligini agar qattiq so'z bo'lsa ham shuni aytamanki, biz musulmonlar birodarlar o'zimiz to'sqinchilik qilyapmiz desek xato bo'lmaydi birodarlar. Biz haqiqiy islomni e'lon qila olmayapmiz. Biz odamlarga malomatlardan qo'rqib haq islomni e'lon qila olmayapmiz. Hatto o'zimizning mahallalarimizda ham e'lon qila olmayapmiz. Nima uchun biz islomimizda xijolat bo'ladigan narsa bormi birodarlar? Ana bu narsa bizni islomni haq ekanligini bildira olmayotgan narsa ekanligi, u yerda boshqa odamlarda bir xato yo'qligini, boshqa dinda yo'q odamlar, balki g'arazgo'y odamlarni, dinni bilib turib kurashayotgan odamlarni istisno qilganimizda ko'proq ayb birodarlar haq islomni bekitishlikdadir birodarlar. Islomni qarshilik yengolmaydi birodarlar. Yer yuzi hammasi qarshi bo'lsa bir dona musulmonga yengolmaydi. Buni tarix ham isbotlaydi. Biz o tarixdan tashqari Alloh subhanahu va taolo bizni dinimizni mag'lub bo'lishlik uchun jo'natgan emas. Astaidu billah huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli. Hamma dinga oliy qilishlik uchun jo'natgan. Lekin bu din qachon oliy bo'ladi? Musulmon shaxsda gavdalanganda oliy bo'ladi. Agar bir musulmon shaxslarda, musulmon jamoalarda tirik gavdalangan vaqtdagina Alloh subhanahu va taolo bu dinni oliy qiladi. O'zini oliy yo'lidan, o'zining pok yo'lidan tortinib, xijolat bo'lib, bu dinning nasihatlarini o'ziga tatbiq qila olmayotgan musulmonlar bilan din rivojlanmaydi. Yana takrorlab aytaman, dinga qarshilik dinni sindira olmaydi. Buni agar musulmonlar bilmasa, musulmonlarning dushmanlari yaxshi bilishadi birodarlar. Shuning uchun islomga qattiq qarshilik qilmaslikni tavsiya qiladi din dushmanlari. Nimaga? Agar qattiq qarshilik qiladigan bo'lsa, islom rivojlanib ketadi deydi. Shuning uchun bularning masjidlarini ochib beraylik. Bularni vaqtincha oddiy narsalariga ruxsat beraylik. Haqiqiy islomni e'lon qilmaydigan kishilarni shu yerga o'rnatib qo'yaylik, islom o'zi rivojlanmay qolaveradi deyishadi. Shuning uchun birodarlar, takrorlab aytaman, dinni dinga qarshilik qilgan odamlar yo'qota olmaydi. Qur'oni Karimni yondirib, Qur'oni Karimni uydan chiqqanlarni qatl qilib, Qur'oni Karimni butun yer yuzidan yo'qotaman degan dushmanlar hisobsiz bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo o'zi kafil bo'ldi bu dinni saqlashlikka. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Shuning uchun dinni saqlash agar mabodo musulmonlarning xohishi bo'ladigan bo'lsa, musulmonlar shu islomni o'zlarida gavdalantirishlari kerak. Hatto bu yerda hech buni aytmasdan o'tmaslik kerak. Yugoslaviyadagi musulmonlarning vakillari qatnashdi. Bu yerdagi bir olim yigitlardan bittasi turib gapirdi. U yerdagi gap hammani yig'latdi birodarlar. Yugoslaviya deganda bu yerda turgan musulmonlar islom olami borligini bilishmaydi birodarlar. Lekin ularning islomi shundayki, ularning o'qiyotgan Qur'onlari shunaqa tajvidga muvofiqki, arab olami ham hayron qoladigan. Ularning arab tillarini bilishligi arablar birodarlarimizdan ham yaxshi gapirishadi. Ular islomni shunga muhabbatlari shunday jo'sh urib turibdi. Bo'lib ham u kishining gaplaridan bir namuna shu bo'ldiki, birodarlar, ilgari Yugoslaviyadagi hozirgi vayron qilinayotgan shaharlar islom shahari edi. Din shahari edi. U yerlar go'zallik shahari edi. Endi u yerlar qon shahari bo'ldi. U yerlar xarob shahari bo'ldi. Ayblari la ilaha illalloh degan ayb bilan ularni qatl qilyapti
bu salibiler deyip şu nerseni ilan kıldılar. Ahirge mültekanı tüketilenişliği hem bir Yugoslavyalik biraderimizin tilavatı bilen tamam oldu. Biraderler bu tilavatını hiç kaysi bir cayda men işitken basma şunu diye yakşı tilavat kılıp verdiler. Biz ularga hiç kendi biz yardım bir alma yapmış. Allah Subhanehu ve Teala din-i İslam'ını berkarar kısına şerde. Şu din-i İslam'ca karşı bolu yetkenlerini İslam'ın hak ekelliğini çüntürsün. Bildirsin. Eğer bilişliğini haklamasa Allah özü kifaya kısın. Biz dua kılıçlığından başka kulumuzdan bir nerse kelmeydiyken biraderler. Fakat hazır bir yerdeki üçreşuğunu şu diyarda bulup bizning diyarımızdaki peşvalarının mahrum bulup durgenliğe köp yığladın biraderler. Bir yerde şunçelik din yok bugün cayda Müslümanlar İslam'ın gamını kılıp dursa yu Müslümanlar bilen mescidler tolup durgen cayda ular şu üçreşuğunu ötkizi çalmasalar Allah Subhanehu ve Teala İslam'a yardım bir yetkenlerge yardım versin. Allah Subhanehu ve Teala İslam'ın yolunu tos yetkenlerini yolunu tosup koysun. Amin. Ve özlerini halak kısın Allah Teala. Bu mültekadegi taassuratlar cüde köp bir taassuratların öz içi geledi. Yedegi hammesten hem köp ulemalarının bir acib bir bahsleri katta alimlerini Allah Subhanehu ve Teala hammelerine ham kegen biraderlerde ularge ham kolumuzdan kiyence bizi ahvallarımızı kısmen bir bayan kılgen bulduk. Ular bir yerge kilgelleri yana kilişke köprak taşına bulup kogelligini. Kilmegelleri ham kegellerden içtip nihayette bu diyarlarge kilip susan bizi mescidimizdeki Müslümanlar bilen bir yerdeki ahvallarının kollardan kiyence İslam'a muvafık kılıyetkenliği yine görüşüp cüde bir hursan bu geldiklerini iştirip bir iştiyadaliklerini bildiriştiler. Şunu min islet koymak için ki bir deki Müslüman biraderlerge biraderler şu minberden türülüp mabada İslam'a zid gep gepirilse kabul kılmaylar minden. Eğer mabada İslam'a muvafık bir gep buladigen bulsa bunu biz körmegen idik o deyip bunu kabul kılmaya koyuşluğundan ihtiyat buluyorlar. Çünkü hakiki İslam'ın bayan kılınışlığı bizde hali biz bayan kılgenimiz yok biraderler. Biz hali özümüzü cami, medrese, mescidimizde hakiki bir İslam'ı biz şekil algenimiz yok. Biz bid'atlerden taşkarıya çıkıp git algenimiz yok hali. Lekin şu bir az yine bir kolumuzdan kelgancha niyatimizga muvofiq ba'zi bir amallarni tuzatib olganligimizga bo'lgan quvonchni ulardan ko'rib bir taajjublandim birodarlar. Shuning uchun haq islom nimabodo bir bayon qilinsa, buni biz haq nimaligini bilmoqchimiz, shuni qilmoqchimiz biz. Maqsadimiz buni bilishlarga emas, qilmoqchimiz shuni degan narsa hammamizni dilimizda bo'lsin. Bizning masjidimizdan katta masjidlar ko'p birodarlar. Bizning musulmon cemaalarımızdan başka cemaalar köp. Kullarda hukuk bulgen Müslümanlar cüde köp. Bizde hiç nerse yok idi biraderler. Hazırım hiç nerse yok. Resmi orunlar hammesi bizi cami medrese mescidige düşmenlik kılıçlıydan başka nersemez. Lekin bizim mescidimizdeki Müslümanlarını ularge makul kılıyatken nerse nime biraderler? Bunu bir fikirleşimiz gerek. Bazı bir amellerini haq ekanligini bayon qilinib, shunga bo'layotgan amaldan boshqa narsa emas. Demak, haq insonni shunchalik bir dunyoni o'zida ham oliy qiladi. Bu narsani yaxshi anglab olishimiz kerak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله
وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَن۪يًا حَم۪يدًا. Evvelki dersimizde zayıf ayollar hakkıda, yetimler hakkıda, yetimeler hakkıda sizden patva soruşadı degen ayetini örgengen edik. Kur'an-ı Kerim'de kaysi bir orunda ahkamlar zikri keledigen bulsa, buyruk ve nehiler zikri keledigen bulsa, kainatı yerdegi hammenerse Allah'ın mülki ekelligini tekrar keledi. Hükümler zikir kılıngenden kigin, amr ve nehiler zikir kılıngenden kigin, kainatı yerdegi hammenersenin egesi Allah'tır, bu mülkler fakat Allah'ın özüge hastır degen mana nimeni bildiredi. Vallahu alem, bu nersi şunu kursat edeyi ki, adamlar tarafıge kiliyetken hüküm, yani şeriat yolu Allah'ın mülkü, Allah'ın mülkü, Allah tarafıdan kiliyaptı. Bu şeriatnin gelişliğinde hiç kimnin bir iştirakı yok. Fakat peygamberler vasıtacı olup alıp geliştiler. Peygamberler Allah'ın yoluna bir ağır nersen özleri tarafından koşukalları yok. O kişi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ötken peygamberlerinin hammelerini alıp gelgen şeriatları fakat Allah tarafından bulgen hükümünü alıp gelişkenler. Bir nerse koşulgenmez. Bunun yakal namunası huddu şunge okşuydu ki, yeryüzündeki yaratılıngen nerselerinin bir artası da hiçbir alımının iştirakı yok. Birer bir zoravan padişahının iştirakı yok. Yeryüzünü soragen padişahlar ham gün tutup yürgen peşlerini ham yarat almaydı biraderler. Kainatı yerdeki hamme nerse demek Allah ki itaat kıl yaptı mı? Bu kainatı yerdeki nerse hammese Allah ki itaat kılsa Allah'ın mülkü bosa. Şeriat Allah tarafından kilgen yol bosa. Bu şeriat daraxtga kelgani yo'q birodarlar. Yo hayvonlarga kelgani yo'q. Bu shariat insonga keldi. Shu shariatni insonga kelishligi bilan inson mukarram bo'ldi. Bu insonni Alloh bu tarafdan mukarram qilishligi bilan birga yer yuzidagi hamma narsani insonga bo'ysundirib qo'ydi. Demak, hamma koinot Allohning mulki, Allohning hukmidan zarracha tashqariga chiqmagandan keyin bu inson uchun hamma narsa yaratilingan bo'lsa, shuncha mukarram qilingan maxluq o'zining ixtiyori bilan xor bo'lib tursa, bu juda sharmandalikdir. Demak, yer yuzidagi yaratilingan narsalarga insonning hech qanday haqqi ham yo'q, qudrati ham yo'q. Buni yaratishlikda sharik bo'lgan emas. Bu uning qo'lidagi mulk, ya'ni uning ishlatib Allohning yo'liga, Allohning bandalariga ishlatishlikka buyurilgan bo'lar ekan, shariatga ham bir narsani qo'shishlikka va shariat tarafidan bir narsani olishlikka hech qanday olimning haqqi yo'qdir. Har qancha katta olim bo'lishlikdan qat'i nazar. Valillahi ma fis samawati va ma fil ard. Kainat-ı yerdeki hamma narsa Allah'ın mülküdür. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ. Allah subhanehu ve teala eytiyabdi ki sizlerge ve sizlerden ilgerige ahli kitablarge biz vesiyyet kılgenmiz ki Allah'tan korkuylardı. Yani takva Allah buyurgendik hareket kılıçlik. Huddu kainattaki hamma narsa Allah buyurgendik hareket kılıyatkendik. İnsanın kılıyatken hareketi Allah'ın buyruğuna muvafık bulmalığı gerek. Etraf muhitideki hamma hareket Allah'ın buyruğundan çıkmazsan hareket kılıyatkendik okşagen. Eğer hamma alem Allah'ın buyruğuna muvafık hareket kılsa yu, insan bu hareketi de Allah buyurgendik hareket kılmasa, unda inson bilan olam o'rtasida qarama qarshilik bo'ladi. Taqvo bu Allohning buyrug'iga muvofiq harakat qilishlikdir. Buyurgan narsani qilish va qaytargan narsadan qaytish, aytmagan narsadan xomush bo'lishlikdir.
Allah sizlerini bir nerselerge buyurdu dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu kılıylar, zayi kımıylar. Allah bazı nerselerden kaytardı, ondan tiyliyler. Bazı nerselerini sizlerge indemedi, bunu isten çıkarıp koy geldi gidenmez. Sizlerge rahmeten şu nerseni indemedi. Bu nerseni hakkında bahs kılmıylar dedi. Aslı bütün beşeriyetke bulgen vasiyet takvadır ana. Allah'tan korkuşlikke. Eğer ve in tekfuru fe inna lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Eğer sizler kafir olsaylar Allah'ke, na'uzu billah, Allah'ın hükümlerini kabul kılmasaylar, kainatı yerdeki hamma narsa Allah'ın mülküdür. Allah'ke hiç kendi sizler zarar yetkiz almaysalar. Allah sizlerinin ibadetilerine muhtaçmaz. Allah sizlerinin aytayotgan hamdilerine muhtaçmaz. Allah zatı da mahtelgen zattır. Yeryüzüdeki hamma insanlar, beşeriyetinin evveliden tartıp ta kıyametgece bulgen beşeriyet, en takvalı kişilerinin sureti de Allah'a ibadet kılsa, Allah'ın mülküye birer bir nerseni koşamaydı. Allah ularının ibadetine muhtaçmaz. Yeryüzündeki beşeriyet, Adam aleyhisselamdan tartıp ta kıyamet geçe bulgen, hamma insanlar, en pasık, buzuk adamın şekli de Allah'ını tanımese, Allah'ın mülküye zerreçe zarar yetkiz almaydı. Allah ularının ibadetine muhtaçmaz, ularının ibadet kılmasına Allah'a zarar yetkizmeydi. Bu ibadet, insanların özlerinin menfaatidir. Bu bir kiçkine biz ailevi hayatımızda ham bunu görüşümüz mümkün. Ota tarafından aytilingenlerse bu fakat özünü faydasiga aytilmaydi. Hususan bola gödek bo'lgan, yosh bo'lgan vaqtlarda. Fakat bolaning manfaati uchun bo'ladi. Lekin bolaning manfaati uchun bo'ladigan gap noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Shuning uchun ota-onaga yaxshilik qilishlikka vasiyat qildi Alloh taolo. Ota-onaga itoat qilishlikka vasiyat qilmadi. Allohga itoat qilishlikka vasiyat qildi. Ota-onaga yaxshilik qilishlikka vasiyat qildi. Tushunarlimi? Ya'ni bu narsa, shuni itoat faqat Alloh subhanahu va taologa. Bir kishining buyrug'iga itoat qilayotgan vaqtingizda Allohning buyrug'ini aytayotganligi uchun itoat qilamiz. Asli ulul amr ish egalariga bo'lgan itoatning asl o'zi Alloh rasuliga bo'lgan itoatdir. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasula va ulil amri minkum kalimasida itoat Allohga itoat qilinglar. Va rasuliga itoat qilinglar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. U kishi o'zlarining xohishlaridan gapirmaydilar. Faqat Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan vahiyni so'z deydilar. Shuning uchun u kishiga bo'lgan itoat asl itoat bo'lmoqligi kerak. U kishining so'zlari hammasi Alloh subhanahu va taoloning tomonidan bo'lgan vahiydir. Ammo ulil amr kalimasining oldidachi itoat kalimasi yo'q. Ati'ullaha va ati'ur rasula va ati'u ulil amr mas. Balki va ulil amr. Itoat kalimasi ulul amr oldida yo'q. Nima uchun? Ulul amr ish egalariga bo'lgan itoat asli itoat emas. Sharchiki Alloh rasulining buyrug'iga muvofiq bo'lishligi bilan o'zining peshvosiga itoat qiladi. Valillahi ma fis samawati va ma fil ard. Koinotu yerdagi hamma narsa Allohning mulkidir. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا Allah vekillikke, insanga yordam beruvchi ekanlikka kifoya qiladi. İnsan bu kelimeni ko'p eshitishlikka muhtojdir. İnsan ozgina davlatman bo'lishligi bilan şu yerler, şu mülkler hammasi meniki deyishlikka o'tadi. İnsan tug'yon sabablik, dünya sabablik, özünü, Allah'ın sifatlarini özüde ko'rishlikni xohlaydi. Yani farzandlarga, mabodo bir faqir fuqarolarga bir muruvvat qiladigan bo'lsa ham,
men shularning roziqman degan kalimani aytmaydi-yu, lekin buning boshqa ta'bir bilan aytadi, ma'nosi roziq degandan boshqa bo'lmaydi, birodarlar. Shuning uchun ham koinoti yerdagi hamma narsa Allohning mulki degan narsa mu'minning quloqiga doim chalinib turadiki, bu yerdagi mulk meniki emas. Bu mulkni Alloh menga berdi, egalariga mening qo'lim orqali o'tishligi uchun menga berdi. Mening qo'lim go'yonki meni Alloh subhanahu va taolo shunday baxt saodatlik qildiki, mu'min birodarlarga o'tayotgan molga meni ko'prik qilib qo'ydi deb qanday aytmoqligi kerak. Buni o'zi ko'p hamda deb yig'lashligi kerakki, yer yuzidagi hamma odamlarni qo'yib nima uchun meni shunga tanladi, menda nima yaxshilik bor edi ekan deb Allohga hamda aytmoqligi kerak. U mening mulkim degan narsani gapirishlik bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan imtihonki, bandani bir kambag'allik, muhtojlik shiddat bilan imtihon qiladi. Unga bir davlat berib imtihon qiladi. Ammo davlat bilan bo'lgan imtihon xatarlidir, birodarlar. Chunki bu sohada inson juda katta xatolarga yo'l qo'yib qo'yadi. Hatto Fir'aun mana mal'un bu aytdiki, men sizlarning oliy tarbiyat kunandilarman dedi. Odamlar bu yerning tarbiyat kunandasi palonchi deb yurganlarning ahvoli nimalar ekan? Tarbiyat kunanda faqat yakka Alloh subhanahu va taolodir. Innallazina qalu robbunallohu summa istaqomu. Rabbimiz Alloh, bizning tarbiyat kunandamiz Alloh deganlar va shu so'zlarida jon taslim qilguncha istiqomatda qolganlar deyapti. Rabbimiz Alloh degan kalimani hayotimizda ma'lum bir muddat tatbiq qilishligimiz kifoya qilmaydi. Koinot yerdagi hamma mulk Allohning mulkidir. Bu yerda yagona tarbiyat kunanda bor. Bütün alamning tarbiyat kunandasi yagonadir. Har kuni sura-i Fotihada o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Bütün alamning tarbiyat kunandasidir. Olam islom istilohida Alloh subhanahu va taolodan boshqa narsani olam deyiladi. Ho jonli mavjudot bo'lsin, ho jonsiz mavjudot bo'lsin. Koinot yerdagi hamma narsa Allohning mulkidir. Alloh yordamchi bo'lishlikka kifoya qiladi. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. Agar Alloh xohlasa sizlarni yer yuzidan yo'qotib tashlaydi. أيها الناس ey odamlar, Alloh agar xohlasa bir daqiqada, bir soniyada hammalarni yo'qotib tashlaydi. Sizlarni yo'qotib ويأتي بآخرين Allohga sharik qilmaydigan, koinot yerdagi hamma narsa Allohning mulki deydigan va Allohningina tarbiyat kunanda deb biladigan kishilarni olib keladi agar xohlasa. Alloh bu narsaga qodirdir. Mu'min kishining tasavvurida doim bu tasavvur o'rnamoqligi kerak. Bu tasavvur biror daqiqa undan uzoq bo'lmasligi kerak. Man kana yuridu savabad dunya fa indallohi savabud dunya val oxirah. وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Kim dünyadaki savabını isteyetken bulsa, yani dünyadaki savab deb nimani aytamiz? Kılgen mükafatını dünyada körüşlik. Kim kılgen amelinin dünyada mükafatını körüşlikini haklasa, şunu yakşı bilip koysun ki, Allah'ın huzurunda dünyanın maktavuyen var, yani dünyadaki mükafat ham var, ahiretteki mükafat ham var. İkavu var. Yani bir kişi bilse ki bir joyda hem dünyada beriladigan mükafat bo'lsa, hem ahirette berilse bu kılgen ameliga bu mükafatını, bunu koyup az yine bir müddette bo'ladigan mükafatını ihtiyar kılıçlik bu açık bir hamakat nadanlıydan başka narsamazdır. Ki bizning devrimizdeki ekser Müslümanlar şu nadanlık keseliğe giriftar bo'lgan. Agar bir kishi ham o'ziga ham oilasiga bo'ladigan manfaat bir joyda bo'lsa, uni har qanday qiyinchilik bilan qo'lga keltiradi, birodarlar. Bu narsaga juda haris bo'ladi. Abadiy hayotda ham beriladigan mukofot, ham dunyoni o'zida bo'ladigan mukofotga sazovor bo'lishligi mumkin. Mana shu mukofotni agar xohlasa,
Alloh subhanahu va taoloning huzurida bor. Kim dünyadaki mükafatını haklasa bilip koysun ki Allah'ın huzurunda dünyadaki mükafat ham var, ahiretteki mükafat ham vardır. Allah işitip körüp durucudur. Yakşı sözlerini gapirirken bulsa, yakşı şeriatke muvaffuk sözlerini gapirirken bulsa, bunu adamlar bilmeyetken bulsa Allah onu işitip durup da. Adamlar işitmeyetken bulsa, adamlar kulağını bekitvaliyetken bulsa Allah onu işitip durup da. Odamlar ko'rmayotgan bo'lsa, agar yaxshi ishni qilayotganda Alloh uni ko'rib turibdi. Kishilar bir yaxshilikni qilishadilarda, biror shu jamiyatdagi bir kattaroq kishini bilib qolishligiga qalblarda bir orzu bo'ladi. Bu orzu modomiki inson bo'lar ekan, shuni qalbiga keladi. Shunda uni bilib qolsa, yo'yinki shuni eshitganligini, buni haqq so'zni gapirganligini eshitganligini bilib, shu odam haqni aytibdi desa, yo haqq bir amalni qilganligini, savob bo'ladigan ishni qilganligini ko'rgan bo'lsa, qanchalik quvonadiki, shu katta odamni ko'rishligini inson orzu qiladi. Alloh subhanahu va taolo bir banda yaxshilikni qiladigan bo'lsa, uni ko'rib turibdi. Biror bir yaxshi so'zni aytsa, uni eshitib turibdi. Alloh eshitib ko'rib turuvchi. Agar buni mu'min tasavvur qilsa, zaif bir inson yaxshi so'zni aytib turgan bo'lsa yo, odamlar yer yuzidagi hamma odamlar quloq solmasa ham, hamma odamlar unga qarshi bo'lsa ham, Rabbul olaminning eshitib turishligi unga kifoya qiladi. Biror bir yaxshilik qilsa, odamlar uni hammasi yomon deb turgan bo'lsa, bu amali yomon deb turgan bo'lsa, uni shaniga tuhmat qilib turgan bo'lsa, Alloh uning haq amalini qilayotganligini ko'rib tursa, mana bu narsa kifoya qiladi. Bu aqllilik bo'lsa, nodonlik yo'q, menga Allohni ko'rib turishligi kifoya qilmaydi. Uni o'rniga shu odamlar ko'rsin, bo'lib ham dinsiz odamlar ko'rsin degan narsa odamning qanchalik ahmoqatini bilib qo'ymoqligi kerak. Odamlar hozirgi vaqtda qilgan amallarini ibodatda yo'q bo'lgan dinsiz odamlar, dinsiz peshvolar ko'rishligini xohlab yuribdi. Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qilyaptiki, agar sizlar dunyodagi obro'ni boshqa narsani orzu qilayotgan bo'lsanglar, Allohning huzurida dunyodagi obro' ham, oxiratdagi obro' ham turibdi. Birodarlar, dunyodagi obro'ni istagan biror odam dunyoda obro' saqlandimi? Hammasi sharmanda bo'lib, la'natlanib, la'natxonada qolib ketdi. Qaysi peshvo, qayho dinga mansub bo'lsin, xo dinga mansub bo'lmasin, bular dunyodagi hamma ko'ksilarini butun alomatlarga to'ldirgan, hamma dunyodagi obro' menga o'zimga xos bo'lsin degan dinsizlar u dindor bo'lib o'zini haqiqiy dinini tanimasdan dunyodagi obro'ni ixtiyor qilganlar qana obro'si? Ular hammasi la'natlanib qoldi shu dunyoda. Mabodo bir kishiga dunyodagi obro' kerak bo'lsa ham, Allohni rozi qilishlikka harakat qilsin. Mana bu obro' qoladi. Bunga biz sanoqsiz misollar keltirishligimiz mumkin. Dunyodagi hamma kishilar tarafidan tuhmat qilinib, butun dinga qarshi deb tuhmatlar qilinganlar muddatlari ozgina yashagan bo'lsa ham, ular insonlarning qalbida muhabbatlari qoldi-yu birodarlar. Tarixda boshlariga hamma tuhmatlarni yog'dirilib, ularni qatl qilingan kishilar ham juda katta muhabbatlar bilan qoldi-yu. Tarixda ularning nomlarini doim mu'minlar muhabbat bilan o'qishadilar mana. Buni biz misollarni son-sanoqsiz aytganmiz birodarlar. Kimga dunyodagi oxiratdagi obro' kerak bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni rozi qilsin. Kimga dunyodagi va oxiratdagi obro' kerak bo'lmaydigan bo'lsa, dunyodagi obro'ni istasin. Dunyodagi obro'ga harakat qilsin, dunyoda ham Alloh uni sharmanda qiladi, oxiratda ham sharmanda qiladi. Alloh subhanahu va taolo bizga mana bu yo'llanmalarni berdi birodarlar. Bu yo'llanmalar juda ham bizga oson yo'llanma. Kimga mana koinoti yerdagi hamma narsa Allohning mulki. O'tgan u hozirgi millatlarga hammasiga Alloh Allohdan qo'rqishligini vasiyat qildi. Alloh subhanahu va taologa insonlar kofir bo'lsa, koinoti yerdagi mulk Allohniki, Allohga hech qanday zarar yetkaza olmaydi.
Alloh ularning ibodatlariga muhtoj emas. Kimga dunyodagi va oxiratdagi savob martaba kerak bo'lsa, Allohni rozi qilishlikka harakat qilsin. Allohni buyruqlarini qilishlikka harakat qilsin. Odamlarga aytsin, agar sizlar meni beobro' qilishlik sizlarning ixtiyoringizda bo'lsa, qilinglar hozir, biror daqiqa menga muhlat bermasdan deysin. Xuddi Hud alayhi salom aytgandek. Aytdilarki, "Fakiduni jami'an thumma la tunzirun" dedilar. Ey Hud, biz seni yomon qilamiz, seni sharmanda qilib, seni beobro' qilib tashlaymiz. Senga ko'p zararlar yetkazamiz degan vaqtda Hud alayhissalomning iymonini qaraylarki, "Fakiduni jami'an thumma la tunzirun" dedilar. Yakka dunyoda turib aytdilar, "Menga hozir bor tadbiringlarni ishlatinglar, meni yo'qotib shu qilishlikka menga muhlat bermanglar. Senga 3 kun 4 kun muhlat, o'zingni o'nglasang o'nglading, bo'lmasam zarar yetkazaman" deyotganlarga qalbida iymoni mustahkam bo'lgan kishilar xitob qilsinki, "Hozirdan muhlat bermasdan sizlar bor tadbiringlarni ishlatinglar" desin. Ana Hud alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda aytayapti, "Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu ala Allohi robbi va robbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna robbi ala kulli shay'in hafiz" dedilar. Menga hozirdan butun kuch tadbiringlarni ishlatinglar, menga muhlat bermanglar. Dunyodagi sudralib yuruvchimi jonli mavjudot, qaysi bir jonli mavjudot bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning qo'lidadir uning peshonasi. Alloh har bir narsani saqlovchidir, deb shunday dedilar birodarlar. Bu so'z inson qalbida Allohga qattiq bir ishonchi bo'lgan kishidangina, Hud alayhissalomga daqa iymonning bir ulushi nasib bo'lgan kishilargagina nasib bo'ladi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlarida shunday aytdilar birodarlar. Qani obro'siz qilib tashlayman degan Abu Lahablar. Butun la'nat xonada qolib ketdi birodarlar Abu Lahablar. Birodarimiz bir duo qiling debdilar, duo qilamiz. Bu yerda bir kishi savol qildilarki, juma namoziga kelmagan kishilar jamoat bilan o'qiydimi yoki yolg'iz o'qiydimi deb shunday debdilar. Ya'ni bu birodarlar bu savollarni yana ko'p aytamizki, islom hukmi barpo bo'lgandan keyin bir kishi jumaga beuzr keladigan kelmasa, islom hukmi barpo bo'lgandan keyin bir kishi jumaga beuzr kelmasa bir dinor sadaqa qilsin degan hadislar bor. Bir dinor bu katta miqdor. Endi bizi hozirgi vaqtimizda bu juma qo'limizdan kelganicha bir bajarilayotgan amaldir birodarlar. Albatta bu katta savobdan xoli emas. Lekin bu savollar shunday keyinroq bo'linishi kerakki, mabodo endi bir odam hozirda jumaga kela olmay qolsa bir sabab bilan nima qilish kerak degan savol bor. Bir odam masalan jamoat bilan o'qisa hech qanday bunga zarar yo'q. Yolg'iz o'qisa ham hech qanday bu zarar yo'q. Chunki jumada chetlanib qolganligi uchun boshqa yerda yana bir jamlanib, bu yerda boshqa peshin jamoatini qurilmasligi kerak deb qo'yilgan. Bu islom hukmi bo'lsa albatta shunday bo'ladi. Lekin hozir bir odam jamoat bilan o'qisa ham, yolg'iz o'qisa ham unga katta bir zarar yo'q. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham hozirgi o'qilingan oyatdagi darslarga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Mana hamma dunyodagi shu musulmon ustozlarni vatanlarga salomat yetish vasillar va shu yerdagi olingan narsani hammalari Allohning huzuridagi omonatlarini o'tashlikka Alloh hammalarga tavfiq bersin. Bizlarning diyorimizdagi musulmonlarni ham haq yo'lga yo'llasin. Haqni bilganlarni haqda barqaror qilsin. Malomatchini malomatidan Alloh taolo o'zi saqlasin.